Gül Yüzlüm. 13. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak. Bu oyun yaşanmış bir hayattan esinlenerek hazırlanmıştır. Ümran Hanım'ın birinci kocasından Asuman, ikinci kocasından Serpil adında iki kızı vardır. Ölen birinci kocasından intikal eden servetin üçte ikisi büyük kızı Asuman'a aittir. Ümran Hanım büyük kızı Asuman'dan ne kadar nefret ediyorsa, küçük kızı Serpil'den o derece hoşlanmakta, bir dediğini iki etmemektedir. Serpil, evlenmek üzere sözlendiği Kemal'i ablasından kıskanınca, Ümran Hanım Asuman'ı yatılı okula verir. Asuman, kendisine yapılan haksızlıklara, sırf annesine olan saygısı yüzünden sabretmekte, göğüs germektedir. Bir gün Asuman'ın kaldığı yatılı okula, o zamana kadar varlığından haberdar olmadığı halası gelir. Halası Asuman'ı kendi evine götürerek annesinin ölen babasıyla nasıl tanışıp evlendiğini anlatır. Babam annemin kendisine ihanetini nasıl öğrenmişti halacığım? Bir gün baban işe giderken evden alması gereken bir şeyi unuttuğunu hatırlayarak köşke geri dönmüş. Eve geldiğinde birden içeriden senin ağlamanı duymuş. Bir süre dinlemiş ama ağlaman kesilmeyince merak edip içeri girmiş. Allah Allah. Ümran evde yok mu? Çocuğun ağlamasını duymuyor mu? İşe giderken evdeydi. Dışarı çıktı desem arabası bahçede duruyor. Sakın karıma bir şey olmasın. Düşüp bayılmasın. Tamam yavrum. Tamam kızım, sus. Bak babacığın geldi. Neyin var bakayım senin ha? Gazın mı var yoksa? Şimdi sırtını sıvazladım. İşte bitti. Şimdi iyisin değil mi? Şimdi de annene bakalım. Neden sesini duymamış senin? Sen yat uyu tatlı kızım benim. Hadi bakayım uyu. Ne böyle ya? Bu Ümran'ın sesi değil mi? İyi ama odasından nasıl olurdu? Kızının ağladığını duymaz bu kadın. Allah Allah, hayırdır. Ümran... Aman Allah'ım. Hayri. İşte korktuğum başıma geldi. Siz kahrolasıcalar burada hem de benim odamda. Hayri, bak anlatacağım. Senin sandığı gibi bir şey değil. Sus kahpe, sus. Hayri. Suçüstü yakaladım sizi. Her şey ortada. Şimdi seni... Aman Allah'ım. Hayri Bey. Bırak. Hayri Bey. Bırak. Dokunma ona. Dokunma Sezgin. Ama kocan ölüyor Ümran. Görmüyor musun? Kalbini tutup yığıldı. Öldü mü yoksa? Dua edelim de ölmüş olsun. Ne? Nasıl yani? Niye ölsün? Eğer yaşarsa benden boşanır. Yaşadığım bu hayata devam edemem. Ama ölürse çok zengin bir kadın olurum. Bu kadar katı olma ne olur. İzin ver de adamın nabzına bakayım. Yaşıyorsa doktor çağıralım Ümran. Can çekişen bir insanın boşuna böyle bekletemeyiz. Cinayet denir buna. Tamam. Doktor çağırmadan önce kendimize çeki düzen verelim. Millet gelip de bizi böyle görmesin. İşte o zaman katil damgası yeriz. Haklısın, haklısın. Ay. Bugün yakalanacağımızı biliyordum. Sana söylemiştim İmran. Yaptığımız doğru değil demiştim. Sesi kesilesice çocuk. Şimdi de bu başladı. Sus! Kahrolasıca ağlama. Babanla mı uğraşacağım seninle mi? Keşke sen de baban gibi ölsen. Hanımefendi, hanımefendi. Ay affedersiniz, yalnızsınız sanıyordum. Ne var? Sana kaç kere kapıyı vurmadan odaya girme demedim mi? Kusura kalmayın, çocuk hastalanmış galiba. Ay yerde yatan Hayri Bey değil mi? Evet evet, rahatsızlandım. Amanın, bir şey mi oldu beyefendiye? Kalp krizi geçiriyor galiba. Ben hemen telefon edip ambulans çağırayım.
Ne oluyor burada? Amanın, ayrı bir hemşire mi oldu? Aman, kalp krizi geçirmiş. Sezgin Bey ambulans çağırıyor işte. Bedri, bir bak beyefendiye. Hiç hareket etmiyor. Ölmüş olmasın. Bana da öyle geliyor hanım. Aksiliğe bak. Ambulansın telefonu meşgul. Beyefendi sizlere ölmüş. Ne? Ölmüş mü yani? Olacağı buydu. Kaç kere söyledim, kendine iyi bak. Tıka basa yemek yeme diye. Ambulans çağırmaya gerek yok mu yani? Hayır hayır. Bedri Bey öldüğünü söyledi. Vah vah, zavallı adam. Başınız sağ olsun Ömer Hanım. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı acaba? Hayır yok, eksik olmayın. Buraya gelmekle zahmet ettiniz Sezgin Bey. Gelin sizi yolcu edeyim. Vah zavallı beyim vah. Çok genç yaşta öldü. Sezgin Bey'in işi ne burada Zehra? Ne zaman geldi bu adam? Her zaman olduğu gibi Hayri Bey köşkten çıktıktan sonra geldi. Sonunda olacağı buydu. Anlaşılan beyefendi onları baş başa yakalayınca yüreği dayanamadı. Yazık oldu Hayri Bey'e. Karısına olan güveninin kurbanı oldu. Olan zavallı çocuğa oldu. Git bak yavruya Zehra, kanlar çıkmıştır. Bundan böyle Asuman'a biz bakacağız artık. İşte o günden sonra sana Bedri Kalfa'nın karısı Zehra baktı kızım. Annen ise 6 ay sonra Sezgin Bey'le evlendi. Bütün bunları Bedri amca biliyor muydu hala? Elbette. Ben de her şeyi ondan öğrendim kızım. Baban öldüğünde o sırada Kayseri'de oturuyordum. İyi ama neden Bedri amca bana bu konuda bir şey söylemedi? Anneni ve üvey babanı suçlamaya kalkışacağından korktuğu için anlatmamış olabilir. Keşke ben de dilimi tutup bildiklerimi anlatmasaydım sana. Hayır hayır, anlattığın iyi oldu hala. Başından beri annemin benden neden nefret ettiğini merak ediyordum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Sakın anlattıklarımı gidip de annene üvey babana anlatmaya kalkışma. Merak etme halacığım. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Kimseyi suçlamaya da niyetim yok. Acı da olsa bazı şeyleri öğrenmek yüreğimi ferahlattı. Olanlardan biraz da baban mesuldü Asuman. Evlendiğinde annen 22, babansa 50'sini geçmişti. Evleneceğini bana sorduğunda denk bir evlilik olmayacağını söyleyerek vazgeçirmek istemiştim ama o Ümran'ın güzelliğine kaptırmıştı kendini. Ne söylesek boş hala. Annemin Sezgin Bey'le babama ihaneti onu geri getirmez bize. Anlattıkların sır olarak kalacak. Babacığımın alın yazısı böyleymiş. Demek hepten yalnız değilmişsin, bir halan varmış ha? Evet Lale, görme, öylesine sevinçliyim ki. Meğer insanın yakın bir akrabası olması çok güzel bir duyguymuş. Artık eskisi gibi kendimi yalnız hissetmiyorum. Hissetmezsin tabii. Kaldı ki hala dediğin baba yarısı sayılır. Yani senin en yakın akraban. Bundan böyle sık sık ziyaretine gidersin onu. Giderim tabii. Birbirimizi o kadar çok sevdik ki. Peki sen önceden bir halan olduğunu bilmiyor muydun? Nereden bileyim? Ben doğduktan birkaç ay sonra halam kocasının işleri nedeniyle Kayseri'ye gitmiş. Oradan birkaç defa annemi arayıp beni sormuş ama annem fazla yakınlık göstermeyince bir daha aramamış. Demek annen söylememiş bir halanın olduğunu. Hayır. Devamlı bana senin bizden başka hiç kimsen yok diyordu. Ne annen varmış be. Her şeyi entrika kadının. Böyle söyleyerek senin kendisine muhtaç olmanı istemiş. Ve başarmış da. Asuman. Efendim Nazmiye teyze. Telefon var sana kızım, aşağı gel. Peki. Kimden acaba? Bilmem ki. Alo. Asuman kızım, ben Sezgin, baban. Siz misiniz? Buyurun baba. Geçen hafta gelmeyince seni özledik, merak ettik kızım. Teşekkür ederim ama konuşurken çoğul yapmayın. Sanırım beni özleyenler arasında annemle kız kardeşim Serpil yoktur. Yok, onlar da özledi. Bu hafta ne yapıyorsun, gelecek misin? İsterdim ama biliyorsunuz annem gelme yasağı koydu. Yasak masak yok, istersen gel kızım. Annemle konuştunuz mu, sonra gelip de yeni hakaretler işitmeyin? Konuştum, çekinecek bir şey yok. Geleceksin değil mi? Seni gerçekten özledim kızım. Peki baba. Geçen hafta eve gelmediniz küçük hanım. Okulda da kalmamışsınız. Nereye gittiğinizi söyler misiniz? Okulda kalmadığımı nasıl öğrendiniz? Ben öğrendim kızım.
Sen gelmeyince merak edip okuluna gittim. Kapıcı yaşlı bir kadınla dışarıya gittiğini söyledi. Kimmiş o beraber gittiğin yaşlı kadın bakayım? Münevver halam anne. Halan mı? Nereden bulmuş izini o kadın? Kocası ölünce Kayseri'den buraya göç etmişler. Gelir gelmez de beni aramış evden. Serpil söylemiş yatılı okulda olduğumu. Neden aramış seni? Özlemiş, görmek istemiş. Özler tabii, halası değil mi? Abisinden yadigar. Görmek, aramak hakkı onun. Neler konuştunuz Halan'la? Hiç. Eski günleri yad ettik. Sizin babamla evlenmenizi, benim nasıl doğduğumu falan. Neler anlattı sana? Ne olup bittiyse onları anne. Neymiş olup bitenler? Ama halan bulağın tekidir. Mutlaka beni çekiştirmiştir sana. Nedense oldum olası sevmemiştir beni o kadın. Yanılıyorsunuz anne. Tersine size selam söylememi istedi. Bak bu güzel işte. Aklına ne geldi bilmiyorum ama Asuman'ın halasının sana olan duyguları seni yalancı çıkarttı Ümran. İnanma. Beni sevmez o kadın. Selam yollamışsa bile mutlaka evimize gelmek için yollamıştır. Benden izinsiz gitmeyecektin halana Asuman. Ama gitmek zorundaydım. Çünkü o hafta benim eve gelmemi yasaklamıştınız. Unuttunuz mu? Kız haklı Ümran. Tek başına okulda kalıp ne yapacaktık? Her neyse, olan olmuş, gitmişsin. Ama bir daha halan olacak o kadına gitmeni istemiyorum, anlaşıldı mı? Saçmalama Ümran. O kadın dediğin Asuman'ın halası. Gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Sen karışma Sezgin. Benim bir bildiğim var ki o kadına gitmesini istemiyorum. Duydun mu Asuman? Bir daha halana gitmeyeceksin. Üzgünüm anne ama bu isteğinize karşı çıkacağım. Halam benim en yakın akrabam. Esas gitmemekle ayıp etmiş olurum ona. İyi. Madem öyle git onlarda kal. Bir daha da buraya gelme. Siz nasıl isterseniz, gerekirse kalırım. Bakıyorum da bir gece alana gitmekle dilin de uzamış senin. Ümran mantıklı ol. Asuman büyüdü. İyiyi kötüyü öğrendi. Eğer halasına gitmesi gerekiyorsa bizden izin alması gerekmez. Gülyüzüm adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.